ben burayı nasıl yapabilirim? Ben daha iyi bir şekilde nasıl yapacağım ki rakiplerimin önüne geçebileyim derseniz, bu videoyu şimdi sizler için hazırladım. Arkadaşlar merhaba, ben parkur eğitmeni Mazlum Rustam Mahsun Uçtağ. Bugün sizlere 2021 PMU alımı parkur için istenilen istasyonları ve parkurun püf noktalarını anlatmaya çalışacağım. İyi ve dikkatli bir şekilde izlemeye çalışın. Kendi rakiplerinizi ancak bu şekilde geçebilirsiniz. Atlamadan izlemeye çalışın ki sizler en ufak bir püf noktayı aldığınızda, rakipleriniz almadığında onları geçmeye çalışın. Şu an 72 tane ilimizde harıl harıl PMU parkurlarına hazırlanmaya arkadaşlarımız başladı, öğrencilerimiz başladı. Bildiğiniz üzere 2020 yılında PMU alımı olmadı diye 2021 yılı içinde 3000'e hatta 4000'e yakın bir alım bekliyoruz. Bilginiz olsun, çok fazla bir yığılma olacak. Yığılma olacağı için de sizler önceden hazırlanıp her şeyin farkında olmanız gerekiyor. Sözlü mülakatsa sözlü mülakat, parkursa parkur, en iyisi siz olmanız lazım ki geçmek için, polis olmak için bir artınız olsun. Yoksa sizler için sıkıntı olacak ve adaylarınız, rakipleriniz sizleri geçebilecek. O yüzden sizler de kendi rakiplerinizden bir adım önde olmaya çalışın. Şimdi PMU parkurundaki istasyonlar ve püf noktalar nelerdir? Hocam ben burayı nasıl yapabilirim? Ben daha iyi bir şekilde nasıl yapacağım ki rakiplerimin önüne geçebileyim derseniz, bu videoyu şimdi sizler için hazırladım. İlk önce sıçrama tahtası var, sonra lastik, sonra ağırlık, top, takla, slalom ve alttan üstten geçiş istasyonumuz var. Şu an İstanbul, Ankara PMU için Diyarbakır, şu an adaylarımız gelip hazırlanmaya başladılar ve rekoru kovalıyorlar, bilginiz olsun. Şu an diğer illerimizde de başlattık ve onlar da şu an hazırlanıyorlar. Yavaştan kurslarımız PMU için dolunmaya başlıyor, bilginiz olsun. Sonra gelirseniz hocam beni de alın ben de geleyim derseniz geç kalmış olabilirsiniz. Çünkü bizim de kontenjan sıkıntımız var. Her önüne elini kolunu sallayan da bizim kursa gelemez. Bilginiz olsun, bir disiplin ortamımız var. Ve öğrencilerimizi TYT denemesi de yapacağız. Öğrencilerimizin TYT kontrolünü de sağlayacağız. Bu şekilde geçmeleri için elimizden geleni yapacağız. Ve bu adaylarımızda bazı adaylarımız 250 TYT puanını geçemediğinde onları BESYO'ya da yönlendiriyoruz. BESYO'yu kazandığında, BESYO 4 yıllıktır normalde. 4 yıl okumak istemeyen BESYO'yu okuyor ama 4 yıl yerine 3 yılda okuyup bu bölümü bitirip 4 yıllık lisans diplomasını aldığında 60 KPSS puanıyla tekrardan polisiye başvurusunu yapabiliyor. Biz adayları her yönden saldırtıyoruz polis diye ki en azından önleri kapanmasın, bir an önce kendilerini bu mesleğe atabilsinler. Biliyorum sizler de canı gönülden bu mesleği istiyorsunuz. Şimdi bu PMU parkurunun püf noktalarını sizlere verelim. Dikkatli bir şekilde izleyin. Hazır olduğunuzda çıkıyorsunuz. Hangi ayağınız destek ayağınızsa, mesela benim sağ ayağım. Sağ ayağımı önde değil geride bırakıyorum, geriden çıkıyorum. Çık komutuyla polis abiniz size seslenecek, çıkabilirsin dediğinde sizler hazır olmadan çıkmayın. Önce hazır olun, ondan sonra çıkın. Sol ayağım önde, ben sağ adımını kullanıyorum, sağ ayağımı kullanıyorum, sağ ayağım geride. Hazırım, foto selimi de bilerek gidiyorum ve ona göre hazır bir şekilde parkuruma çıkıyorum. Hazırım, çık komutu geldi, hazırım, hazır hissediyorum kendimi ve çıkıyorum. Sağ ayağımla kestim, çıktım. Seri bir şekilde koşuyorum. En geri noktası, yani en ileri sıçrama tahtasının noktası neresiyse oraya kadar gidin, ondan sonra sıçramaya başlayın ve 5 tane sıçrama yapıyorsunuz. Bir tane sıçrama ayağınız çift ayak değil de tek ayak olursa 2 saniye ceza alıyorsunuz. Buna dikkat edin. Kurslarımızda da bunları tüm püf noktalarıyla sizlere ele alacaklar. Seri bir şekilde geldim, ellerim açık, çift 1, 2, 3, 4, 5. Lastik istasyonuna doğru yönüşümü yapıyorum, seri bir şekilde geliyorum. Burada lastik istasyonuna başlamadan önce biraz boşaltım alıp ondan sonra giriyorum. Şu, tekrar yapayım. Boşa adım aldım. Parmak ucunda kendimi öne doğru atıyorum. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir ayağınız eğer lastiğin içine girmesi 2 saniye ceza alıyorsunuz. Seri bir şekilde torba istasyonundan boşaltıyorum. Torba istasyonunda 2 tane torba kaldım, bir tanesi yükseğe, bir tanesi alçak. Ayakların rahat hareket etmesi gerekiyor. İkisini tam kaldırıp seri bir şekilde gidiyorum. Seri bir şekilde koşuyorum. Gidiyorum. Sol elim aşağıda, sağ ayağım, sağ elim yukarı. Tekrardan düzelim, salladım. Tekrardan kaldırdım, tekrardan koşuyorum. Of. Ve sağlık topuna gideceğim için ağırlık torbalarını diğer tarafa atıyorum. Seri bir şekilde ikinci sağlık topuna, sonra birinci sağlık topuna, sonra tekrardan ikinci sağlık topuna gitmem gerekiyor. Geldim. İkisini attım, seri bir şekilde koşuyorum. Bu. Sağ elimle vuruyorum, uzaktan dokunuyorum. Döndüm, seri bir şekilde koşuyorum. Tekrar sağ elimle vurdum. Sonra koştum, sol elimle vurdum. Deparımı atıyorum. Takla istasyonunda çok beklemene gerek yok. Takla istasyonunda hemen atlaman gerekiyor.
Hemen kendini at. Hangi tarafa yönün? Slalom istasyonunda ilk çubuk o tarafaysa hemen o tarafa dön, yüzünü dön. Seri bir şekilde depara at. Unutma, sen zamanla yarışıyorsun. Gel. Sağ ayağım ileride, sol ayağım attım. Takladım yukarı diyorum. Takladı avuç içi mindere temas etmesi gerekiyor. Enseni arasına alıyorum. Seri bir şekilde taklama atıyorum. Hemen yüzümü dönüp devam ediyorum. Geldim. Sol ayağım önde. Seri bir şekilde taklama atıyorum. Çenemi de göğsüme değdiriyorum. Ayaklarım çift ve ben doğruldum. Seri geldim. Sağ elimi kaldırdım. Sol elimi yönümü aldım. Burada püf nokta nedir? Sol taraftaki istasyonlara yani slalomlara sol ayağım dışarıda olsun. Sağ elim içeride dışarıda olsun. Yüzümü döndürdüm. Sağ tarafa geldim. Sağ ayağım dışarıda. Sol elim içeride. Yüzüm karşıda. Seri bir şekilde gidiyorum. Bu. Şu. Ve alttan üstten etabına geliyorum. Alttan üstten etabı çok önemli. Slalomda bir tanesi düşerse 2 saniye ceza alırsınız. Düşürmemeye çalış. Geldim alttan üstten. 4 tane alttan üstten engeliniz var. 4'ünü yaparsam parkuru bitiriyorum. Yapacağınız şu. Kendinizi çok sıçratmayın. Sağ ayaksanız, sağ ayakla kullanıyorsanız hemen en gerisine atın ayağınızı. Başınızı eğin. Seri bir şekilde gidin. Bu. Şu. Şu. Koş. Ve seni burada depara atman lazım. Başlangıçta depara atman lazım. Çünkü oralar çok fazla sana saniye kazandıracak. Başlangıç çıkışı 6 metre. Burası 5,5 metre. Yani az değil 11,5 metre. Ağırlık topu istasyon arası 10 metre. Etti sana 21,5 metre. Yani az değil. Buraların aralarını iyi kullanmaya çalış. Vermiyor'da anlatacaklarım bunlar. Bizim Instagram hesabımız var. Şu an adaylarımız orada haraları soru paylaşımları falan yapıyorlar. Sizler de bir an önce hazırlık sürecine girin. TYT'den en az 250 ile 300 puan aralığında almanız gerekiyor. Onları alın. Ham puan, okul puanı eklenmeden tabii. Kadın adaylarımıza 250 ile 750 arasında bir alım bekleniyor. Erkek adaylarımıza 2250 ile 2500 arasında bir alım bekleniyor. Bilginiz olsun. 2021 yılındaki BMW alımın büyük geleceğini düşünüyoruz. Başka şu an bu parkurda erkek adaylarımız 40 ile 48 saniye, kadın adaylarımız 43 ile 51 saniye aralığında yapmak zorundalar. Fazlasını yapan adaylarımız direkt eleniyor. Musamma gösterilmiyor. %25 BMW parkuru, %25 TYT puanınız, %50 sözlü mülakat. Sözlü mülakatlara da iyi hazırlanmaya, odaklanmaya çalışın. Kurslarımızda hocalarımız sizlere direkt sözlü mülakat için çalışmalarda da bulunacaklar ve sizlere söyleyecekler nelere çalışmanız gerektiğini. Dikkat edin, zaman çok çabuk geçiyor. Şu an Mart ayındayız. Bir bakmışsınız zaman çok çabuk geçmiş ve sınavlara, TYT sınavına girmişsiniz. Yerler, günler açıklanmış ve parkurlar gelmiş taşmış. Zaman çabuk geçiyor. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir Allah razı olsun lafını unutmayın. Videomuzda sorularınız varsa yorum kısmında bizlere ulaşabilirsiniz ve arkadaşlarınızı da orada bulabilirsiniz. Soru paylaşımlarını falan yapın yorumlarda. Bizler de görüyoruz, beğenerek okumaya çalışıyoruz. Ayrıca bir sorularınız olursa Instagram hesabımızdan bize iletmeyi unutmayın. Videomuzu direkt bizim topluluk ayarları var. Orada hangi videolar gelsin diye bazen anket yapıyoruz. Oralara da bakabilirsiniz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Hakkınızı hayırlısı olsun. Umarım herkes istediği yerlerde olur. Kimse pişman da olmaz. Biliyorum polislik mesleği güzeldir. Kalbinizde yatıyor. Hakkınızı hayırlısı olsun. Başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.